Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle bütün acılarınızı tek bir videoya toparladım. Anlayacağınız, sonuna kadar izleyemeyeceğiniz bir videoyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce beni şu an ekranlarınızda çıkan Instagram adresimden takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bu videoya da like'ınızı atıp güzel de bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz. Hazırsanız acı dolu videomuz şu an başladı. O ne ya? Ablanın kulağının içinde bir şey var. Abla ne kadar rahatsın ya. Bakayım ne var? Ay, örümcek falan mı girdi acaba ya? Abi arkadaşım, kulağıma niye giriyorsun tam olarak yani? Bunun sebebini söyleyebilir misin? Ben gelip senin kulağına giriyor mu? Girmiyorum. Sen de benim kulağıma girme. O ablanın hissiyatını falan şu an bir düşünsenize. Kulağınızı şöyle gıdıklayan bir şey var ya. Abi hani çıkaramıyorsun, şöyle parmağını da sokamıyorsun. Çünkü soktuğun anda o pıst diye patlayacak orada. Hepsi kulağının içine gidecek falan. Abla da gülüyor. Çek bakayım. Ne geliyor? Çek. Ay, çek. Yuu, bu kadar büyük bir şey mi? Abi o ne çıktı kulağından senin öyle? Ablanın kulağından şu kadar hayvan çıktı ya. Gerçekten ben bir korktum, ben bir tırstım. Yani kulağımıza böcek girmemesi için ne yapabiliriz? Erkek arkadaşımın kafasını ağdaladım mı? Nasıl ya? O ne be? Abi insanın saçı ağdalanır mı? Manyak mısınız siz? Ağda dediğin buraya olur en fazla. Hadi buraya olur. Hadi bir de daha kötüsü enseye falan olur. Kafaya olmaz. Çünkü saçlarınızı teker teker çektiğinizi düşünsenize. Yani o acıyı ben düşünemiyorum. Onu çektiği an benim orayı kaşıntı tutardı ya. Sakın gençler, kafanıza mafınıza ağda yaptırmayın. Konuşmayı unuttum, o kadar kötü. Videoyu çeken kişi saçma bir şekilde ayağını gitmiş karıncaların yuvasına sokmuş. Abi nasıl rahat edebiliyorsun? Yani hem bu yaptığın bir kere yanlış. Karıncaların yuvasına niye ayağını soktun? Bu bir. İkincisi, nasıl sokabiliyorsun? Hiç mi rahatsız olmuyorsun? Şu an milyon kez falan ısırıldın herhalde. Ben mesela şu olayı yapsam böyle üzerimde bir şeyler yürüyormuş gibi hissederim bütün gün. Ayrıca da ayıp değil mi ya, hayvanların yuvasını yıkıyorsun? Hayatınızda hiç böyle bir kramp girmesi görmüş müydünüz? Adamın şuradaki kasına kramp girmiş. Baksanıza, orası yaşlanmış ya. Adamın orası 80 yaşında şu an. Bilmiyorum, hani burada da kramp girecek bir şey yok ki ya. Nereye girecek? Kemik var burada. Yalnız benim de bir kere kaf denen kasıma girmişti kramp. Ve o hareketi gözlerimle görmüştüm. O kasılmayı falan hissetmiştim. Kramp çok kötü bir şey ya. Niye giriyor ki durduk yere? Abla diyor ki, kedi seven var mı? Kedi seven varsa, kedi isteyen varsa lütfen kedimi göndermek istiyorum diyor. Kedi saçı yakalamış, saçı yiyor mu, ne yapıyor? Şimdi onu saçtan da ayıramıyorsunuz muhtemelen. Ama ben kedi isterdim ya. Yani uzaylı diyoruz ama seviyoruz ya şu hayvanları. Ama uzaylı. 80 numara zımpara kağıdı çok iyi olur gibi bir şey diyor galiba yukarıda. Arabanın kaputunu zımpara kağıdıyla ne yaptın sen? Yani sen orada gittin, kendi arabana bunu yaptın. Benim burada içim acıdı. İnşallah hiçbirimizin başına böyle bir şey gelmez. Ben yani şu an çok sinirlendim. Yani like almak için bu yaptığın değdi mi yani şimdi? Güzelim, arabayı sen mahvettin ya. Bu ne? Adamın göğsünde V şeklinde yara olmuş. Niye olmuş? Direnç bandıyla evde spor yapacağım ayağına gittin değil mi? Bu olayı bir kez bile yaşadıysanız like atın. Korona zamanında biliyorsunuz ben evde spor yapıyordum. Kaç kez yüzüme şakladı, sırtıma şakladı, kolumu morarttı. Abi bu direnç bantlarından dayak yemek ben bıktım artık ya. Şu an kamu spotu moduna geçtik. Direnç bantlarıyla çalışırken lütfen dikkatli olun. Aksi halde direnç bandından dayak yiyebilirsiniz. Ne oluyor? Merhaba abla. Tut elime, gidelim. kafayı çok kötü vurdu. Ana, ağlıyor ya. Kıyamam ya. Abla ama biz de çok yaşadık yani. En kralını yaşadık biz bu olayın. Üzüldüm ablaya ama şimdi ya. Biz ne güzel sana bakıp kahkaha atacaktık. Ağlamak oldu mu şimdi? Ne diyor? Funniest video. Ne oluyor, olay ne? Sesi duydunuz değil mi? Olayı anlamayanlar için bir daha izleyelim. Babasının kafasının üzerinde kedi oyuncağını sallıyor şöyle. Kedi de onu tutacağım diye babasının kafasına tırnaklarını geçirdi. Ay amca da kel. Şimdi o tırnaklar kafasına bir batmıştır, bir çizmiştir. O hissiyatı bildiniz değil mi? Böyle kaşıntı tutar, kafanı kaşımak istersin. Hayırlı evlat. Gerçekten hayırlı evlat. Ben gittim daha demin Google'a Jolly Rancher yazdım. Jolly Rancher, yani şu dişlerine saplanmış olan şey, bir şekermiş ve onu böyle
ağzınızda eriterek yemeniz gerekiyormuş. Ama bu kişi şekeri ısırarak kırmaya çalışmış ve dişine saplanmış. Ya da dişi şekere saplanmış ve çıkmıyor. Gördüğünüz gibi çektiği anda da dişi çıkıyor. Yani bir şeker bu kadar güçlü olur mu ya? Abi şeker uğruna dişinden oldun. Bir tane kıtırık şeker yiyecektin, dişin gitti ya, düşünebiliyor musunuz? Demek ki neymiş, bizim buradan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Şekerleri ağzımızda eritiyoruz, öyle hemen ısırmıyoruz. Ayrıca benim kulağıma bugün implant fiyatları falan geldi. Yani bir diş 5-10 bin lira ya. Şeker kaç para? 2 lira. Şimdi bu fotoğraf hakkında ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ultrason çekmişler, bir kişinin içerisinde bir dumbbell var. Evet, yanlış duymadınız, kişinin içerisinde dumbbell var. Yani hayal edemiyorum, onun oraya nasıl girmiştir, o nasıl yaşıyor hala o kişi, anlamadım ama. Abi çok garip bir fotoğraf ya, bence bunu geçelim, benim ruh sağlığım bu fotoğrafı kaldırmıyor çünkü. Ne yaptın, spor salonunda yürürken dumbbellın üstüne mi düştün? Çok kötü ya. Nasıl bir olay, anlamadım ki. Kız arkadaşı yerde duran küpelerin üzerine basmış ve eğer hayatınızda bir kere bile yerde dikine duran küpeye bastıysanız acısını anlarsınız az çok. O kulağa giren kısmı var ya, o kadar iğne gibi ki anında ayağa saplanıyor. Ve o ayağınızı girince de öyle çıkarması da kolay olmuyor. Ama bir kişi de demiyor ki ya kardeşim küpenin yerde ne işi vardı? Ben bir kere bastım, dersimi aldım. Yere bir şey düşerse iğne, küpe, herhangi bir şey hemen alırım. Peşine düşerim, onu bulur, yok ederim. Yukarıdaki yazıda diyor ki kızların periyodu hakkında konuşuyoruz ama sizin hiç ayağınız böyle burkuldu mu? Altına da birisi yorum atmış, demiş ki kızların zaten hiç ayak kemiği falan olmadığı için çok iyiyiz falan demiş. Ama biz esas olaya gelecek olursak, ayak burkulması. Yani sadece bu kelimeyi kullanıyorum ve suratımın haline bakın. Ayak burkulması. Böyle yolda yürürsün, bir şey olur, şöyle bir ayağın burkulur ya. Abi ondan sonra o ayak şişer, yürüyemezsin, sızlar, iğrenç bir şey. Dümdüz yolda yürürken ne oluyor? Hadi kadınları anlıyorum, topuklu ayakkabı var, kayabilir, bir şey olabilir de. Ya benim ayakkabım dümdüz, benim niye bileğim burkuluyor? Çok garip ya, bu bilek burkulmaya çok müsait bir şey, çok dikkat edin. Buradaki olayı tam anlamadım ama ablanın galiba takma tırnakları var ve onlar böyle bükülmüş. Ama siz şöyle de düşünebilirsiniz, tırnaklarınız biraz uzadığında böyle bir geriye doğru bükülür, böyle bir kıvrılır ya, o acıyı hissettiniz değil mi? Yani dünyanın en kötü acılarından bir tanesi, gıcık bir acı. Ayrıca da böyle takma tırnakla da herhalde biraz acıtıyordur diye düşünüyorum. Aramızda takma tırnak varsa bir yorum yazsın. Aramızda takma tırnak mı dedim ben ya? Aramızda takma tırnak takan varsa. Story'imde Boba'yı nasıl çalkalamaları gerektiğini gösteriyordum diyor. Düşüreceksin değil mi? Evet. Biliydim böyle olacağını. Abi yani bir şey içeceğin nasıl çalkalanacağını niye gösteriyorsun ki? Yani bilmiyorlar mı? Bir içecek nasıl çalkalanabilirdi ki? Gitti güzelim içecek ya. Benim başım gelse gerçekten bütün modum düşerdi ya. Çünkü ben o içeceği içmeye çok odaklanmış olurdum. Aramızda bilgisayarla çok haşır neşir olanlar varsa şu an bu acıyı çok iyi hissedecekler. Evet, RAM'i çok güzel taktın, teşekkür ederiz. Yani o RAM bana ait değil. Parasını ben vermedim ama ben sinirlendim. Ne gerek vardı ya? O RAM gitti şu an. O çöp oldu. Canım RAM'lerim, ben size hiç öyle bir şey yapmam. Korkmayın. Oo, bir defilede ay bir mankenin başına gelebilecek en kötü şeydir bu ya. Manken olduğunuzu bir düşünsenize. Şu adamın yerine bir kendinizi koysanıza. Cool cool geliyorsun böyle. Herkes sana bakıyor. Ondan sonra Allah deyip düşüyorsun. Çok kötü. Allah korusun yani. Sabahları haşlanmış yumurta yiyenleri ve sinir krizi geçirenleri bir görebilir miyim? Ben tam olarak o insanım işte. Sabahları haşlanmış yumurta yerim ve her seferinde sinir krizi geçiriyorum. Çünkü bu yumurtanın kabuğu yumurtadan ayrılmak istemiyor. Bazen yumurta o kadar güzel soyuluyor ki böyle tek parça halinde soyuluyor. Bazen de böyle beni sinir ediyor ya. Abi soyarsın böyle gelmez, yumurtadan bir kocaman parça gelir, tırnağının arasına girer falan. Ne illet bir şey bu ya. Fotoğrafını gördüm, şu an sinirlerim bozuldu. Fotoğrafa bakınca bir 200 liranız gidiyor ya. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Fotoğrafa bakıyorsunuz 200 liralık oluyorsunuz. O yüzden ne yapmıyoruz? Şarj aletimizi güzelce tutup nazikçe çekiyoruz. Otobüste arkanızda oturan teyzenin ayağını uzatışı diyorum ve bunu anlıyorsunuz değil mi? Kesinlikle o yaşlı teyze her otobüste olur. Böyle ayağını uzatır, koltuğunu sarsar yatırır ya da öndeki falan. Bir şey de diyemezsin çünkü çok yaşlı. Böyle baka kalırsın yani, orayla ilgilenmezsin. Ama bu hiç yaşlıya benzemiyor, bu gayet terbiyesize benziyor.
benziyor. Abi insan yani ayağını uzatır mı ya oraya? Yok oldu, gel kafamın üstüne koy bari, beraber öyle gidelim. Ya bizim bot olmadığımızı anlamak için bu sistemi kim icat etti tam olarak? Her seferinde şunu çözerken sinir krizi geçirmek zorunda mıyım ya ben? Şimdi burada ışık olanları işaretle diyor da ya şu soldaki iki taneyi de işaretlemeli miyiz acaba? Çünkü orada da ışık var. Her seferinde ben bu ikilemi yaşamak zorunda mıyım ya? Kardeşim ben robot değilim. Başka bir sistem bulun lütfen. Bu sinir krizi geçirtiyor. Bence artık bu videoyla videonun sonuna gelelim. Charizard kartı. O ne ya? Sen kartı mı temizliyorsun? Aa, laptopun üzerinde çok güzel bir Charizard çizimi vardı. Sen onu niye sildin ya? Ne oldu, Charizard'la küstünüz mü? Charizard'la ayrıldınız mı? Sen benim şu an çocukluğuma ihanet ettin. Bak, Pokemon'a bir hakaret ettin. Laptopunuzun üzerinde bu kadar güzel bir çizim olsa siler miydiniz ya? Benim şu an içim acıdı. Kardeşi olanlar bunu kesinlikle bilirler. Her şeyi yarı yarıya bölmek zorundasınız. Ama gramı gramına bölmek zorundasınız. Biz abimle hiç böyle bölüşmezdik. Çünkü o hep fazlasını bana verirdi. Garibim ya. Canım abi. Kimler böyle kardeşiyle her şeyi gramı gramına paylaşıyor? Terliğin. Abi terlikle yürürken o ucu böyle kıvrılır ya, bak her gün yaşıyorum, neden? Benim evde ne terlik giydiğimi biliyorsunuzdur. Parmak arası terlik giyiyorum evde. O böyle yürürken ucu kıvrılır, düşecek gibi olursun. Favori yemeğimi yedikten sonra hayatım. Ya abi bu favori yemeği yedikten sonra niye tuvalet geliyor ya? Sevmediğim yemekleri yiyince hiçbir sıkıntı yok ama sevdiğim yemeği yiyince anında gidiyor. Demek ki benim sevdiğim yemekler yağlı ve zararlı. Sağlıklı olsalar da hemen tuvalet ihtiyacı olmazdı. Mantıken yani. Gece uyumaya çalışıyorsun. Aklına bir soru geliyor. Onu Google'laman gerekiyor. Bir anda kalkıp böyle Google'a yazıyorsun. Bu o kadar ben ki yani her gece. Gece yatağa yatarım. Mesela su samurları kaç sene yaşar? O aklıma gelir. Ne alaka bilmiyorum. Saçma sapan şeyler sorarım Google'a, öğrenir öyle yatarım. McDonald's çalışanları hamburger yapıyor. Evet ya, niye böyle basık oluyor? Preslenmiş gibi. Herhalde sinirlenip böyle presleye presleye yapıyorlar. Ben hiçbir zaman ekmeğin şişkin ve dolgun olduğunu görmedim. Hep böyle preslenmiş. Sen gördün mü? Sen de görmedin ki. Gece uyumaya çalışıyorsun. Ayağına bir şey değdi gibi oluyor. Benim ayağıma bir şey değdi gibi olmuyor da. Mesela yorgan böyle kendi kendine düşüyor ya. Ben orada kalp krizi geçiriyorum işte. Peki bunu kimler yaşıyor? Gece uyuyorsun. Bir anda bacağın bir titremeye başlıyor. Böyle kasların bir titriyor. Kramp girmeye başlıyor falan. Ben çok fazla soda tükettiğim için bana çok kramp girmiyor. Ama o kas seyirmesi var ya, böyle bacak kendi kendine bir atar, böyle kasları bir kasılır falan. O oluyor. Bazen de gözüme oluyor. Böyle gözüm çekiyor gibi bir şeyler oluyor. Çok sinir bozucu. M&M'lerini hot dogla değiştirdim. Ay abi, az daha gırtlağına kadar gidecekti ya. Yani saçma şakasıydı. Yaralı ya da hassas boğazla uyandın gibi bir şey söylüyor. Çok kötü bir şey ya. Sabah uyanıyorsun, o boğazın ağrıyor, yutkunamıyorsun falan. Gece rüyada o boğaza ne oluyor öyle ya? Ama uykudan uyanıp su içmenin tadı da bir ayrı bak. O şu an aklıma geldi. Uyanırsın, şuran şöyle kavrulmuş, yapışmış her yerin. Suyu içersin, böyle açıla açıla gider ya, o soğukluk gelir. Çok seviyorum onu. Derste gözlüğünü çıkardın. Beni görebiliyor musun? Parmağımla kaç yapıyorum sence? Bunları deneyebilir miyim? Bunların hangisini yaşıyorsunuz? Farklı görünüyorsun. Kimler gözlük kullanıyor ve bu sorularla karşılaşıyor? Gecenin üçünde şu karanlıkta biri var mı yok mu? Böyle görmeye çalıştığın o anı hatırladın değil mi? Hah, işte onu hepimiz yaşadık. Eğer o anı sen de yaşadıysan like'la. Bakıyorsun böyle bir adam var gibi, yok gibi, böyle kafanı falan oynatırsın iyice görebilmek için. Derste birisinin metal şişesi düşer. Evet abi, o derste biri bir şey düşürünce var ya, ben çok korkuyordum ya. Ben bir de korktum mu harbi korkuyorum yani. Masa devirmeli falan korkuyorum. Miden çok boş ve hiçbir yemek sana iştah açıcı gelmiyor. Evet, bu hissi biliyorum ya. Bir şeyler yemem lazım. Çok açım ama canım hiçbir şey istemiyor. Hamburger, pizza, makarna, yok. Tavuk, yok. Ne yiyeceksin o zaman? Annen telefonda konuşurken kalem istemiştir. Bu kaosu bilirim. Bulamazsın bir de yani. Annen aceleyle onu istediğinde bulamazsın. Geçen evden çıkacağız. Hazırlanmış, kapıda beni bekliyor. Dedi ki o mutfağın oraya su bıraktım. Onu al getir. Ya bakıyorum şişe yok etrafta. Anne nerede diyorum. Ocağın yanında. Ocağın yanına böyle bakıyorum. Yani çok dikkatli bakıyorum. Su falan yok. Ama annem geldi. Su meğerse ocağın yanının yanındaymış. Yani o kaos anında bulunamayabiliyor. Bu tam benim işte yani. Derse başlarken notları çok güzel yazarım. Böyle el yazım aşırı güzeldir. Çünkü özenerek yazarım. Dersin sonunda böyle sallamasyon yazarım. Ama bu yine güzel bir yazı yani. Benimki fena bir yazıydı. Ama herkes de öyle oluyor galiba ya. Çünkü hani özenmenin de bir süresi var. Bir süre sonra böyle sıkılıp artık yatarak yazıyorsun. Paran sadece konsolu almaya yetmiştir. Aga ya. Bak üzüldüm şimdi. Konsolu aldın da oyuna para kalmadı. Evet, mantıklı yani. Çünkü konsol oyunları da çok pahalı.
Yolda arkadaşınla konuşa konuşa gidiyorsun. Ondan sonra sen konuşmaya devam ediyorsun. Arkanı bir dönüyorsun, başkası. Senin arkadaşın ta gerilerde kalmış. Tanımadığın birisine yarım saat bir şey anlatmışsın. Dünyanın en iğrenç hissi. Elin kaşınıyor ama ta derinliklerinden kaşınıyor. Ne yapacağını biliyorum. Aynen. El böyle kaşınmaz abi, bak böyle o bastıramıyorum yani, altına işleyemiyorum. Ama dişimle kaşıyınca, aa çok iyi. Bunu yapmayan bizden değildir. Ailemle film izliyorum. Aşk sahnesi geldi. Baba yukarı bakıyor. Çocuk, aa benim tenim varmış diye. Bilmem ne. Herkes farklı yöne bakıyor. Eminim ki bunun yaşanmadığı ev yok. Herkes böyle izlerken bir anda bir sahne gelir. Aa o ne ya? Valla tavanlar da iyiymiş yani. O geçene kadar böyle beklersin onun geçmesini. İşe geldikten 30 saniye sonra işin bitmesine hala 7 saat 59 dakika 30 saniye olduğunu fark ettiğinde. Evet, bunu ben tam anlayamıyorum ama yani sevmediğiniz bir iş yapıyorsanız muhtemelen hep böyle olacak. O yüzden sevdiğin işi yapmak çok önemli. Ben bu işi seviyorum. Ben sizi seviyorum ya. Nefesimi tutmaya çalışıyorum çünkü merdivenlerden çok hızlı çıktım. Abi evet ya, insanlar rahatsız olmasın diye böyle yapmamak için nefesini böyle kontrol altına almaya çalışırsın ya. Bundan daha kötüsünü söyleyeyim. Bu korona zamanlarında falan insanların arasında hapşurup öksüremediğin an. Evet evet, onu bildin değil mi? Gırtlağın böyle kaşınır, artık titremeye başlarsın ama öksürmemen lazım. Çünkü insanlar korona olduğunu düşünmemeli. Restoranda abiye döner veriyorlar galiba. Bir tane daha dedi ama evet, adam seni duymadan gitti. Ne zaman kafeye gitsen böyle olur ya. Garson derim, bakmaz. Pardon abi derim, bakmaz. Pardon bakar mısın derim, bakmaz. Bir şey istersin, bir şey sorar, onu söylersin, dinlemez, gider falan. Müşteri depoyu kontrol edebilir miyim diye sordu. Aa, depoyu kontrol etmeye gittiğinizde böyle mi yapıyorsunuz? Ya bakmıyor musunuz depoya? Var mı böyle bir işi olan, depoya gidince ne yapıyorsunuz? Umursamaz bir arkadaşının arabasına bindin ve böyle tehlikeli bir yoldasınız. Bütün girişlere çıkışlara bakıyorsun, ne yapıyor, ne ediyor diye görüyorsun. O arkadaşı bildin değil mi? Gereksiz. Arabayı hızlı sürer, makas atar, bilmem ne, abi ne gerek var ya, düzgünce sür gidelim. Co-pilot gibi böyle sağa sola bakmak zorunda mıyım ben? Kahoot'ta yanlış cevabı seçen tek kişisin. Kahoot neydi ya, bir oyun gibi bir şeydi galiba. Bir tek sen yanlış cevap verince ama insanlar sana güler diye söylememen lazım onu. Kardeş kavgasında o yasaklı hareketi yapar. İşte bu. Buna var ya, yapabileceğiniz bir şey yok ya. Bu dünyanın en illegal hareketi. Ben böyle ayaklarımı sallarken ne yapabilirsin ki yani? Yaklaşamazsın bana. Kimlerin bunu yaptığını merak ediyorum. Yorumlara yaz. Kuzeninle beraber kalıyorsun. Böyle gülüyorsunuz falan. Ondan sonra annen geliyor. Fake uyuyuş. Onu bildin değil mi? Kuzenle uyumak komik çünkü yani. Komiklik yapmaktan uyuyamıyorsunuz ki. Eğer bir saat daha erken uyanırsanız hayatınıza 60 dakika daha ekstradan anksiyete yükleyebilirsiniz. Yani, çok anlamadım bunu. Abi o cama girme hissiyatını bildim ya. Herkes bir kere hayatı boyunca o cama girecek. Ayak mı o? Abi... Yolculukta ayağınızı niye uzatıyorsunuz oralara ya? Ya yanımda ayak var. Oldu, gel omzuma koy ayağını. Bunu her otele giden kişi yaşamıştır. Oteldeki o yorgan var ya, onu çekemezsin ya böyle. Onu sıkıştırırlar altına doğru, alamazsın. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Uyuyamayalım diye mi yapıyorsunuz yani? Ben senin yatağını bir düzelteyim de gör gibi mi yapıyorsunuz? Abi öyle bir sıkıştırıyorlar ki gelmiyor yani yorgan. Babam ve ben annemin almamızı istediği şeyi unuttuk. Evet. Yalnız sahne çok iyi ya. Peki bu sahneyi kimler biliyor? Kimler bu diziyi izledi? Kesin görmem lazım yorumlarda. Benim hayatım boyunca izlediğim en güzel diziydi. İnşallah yakın zamanda unuturum da o diziyi bir daha izleyebilirim. Sonunda benim her gece yaşadığım şeyi birisi videoya çekmiş. Yastıkta uyuyorum ya böyle, yan uyuyorum. Buradan kalbimin sesi geliyor bak. Buradan kıp kıp duyuyorum bu sesi. Onu bildin değil mi? Uyutmuyor ya. Ben bir de o sese odaklanıyorum. Böyle buradan kalbimi dinliyorum. Sonunda biri beni anladı. Teşekkürler. Ağırlıklar sana hafif geldi. Oo, çok rahat yaptın falan. Ondan sonra gidiyorsun, üstüne bir 2,5 kilo ekliyorsun. O ağırlık kalkmıyor. Bunu sadece spora gidenler bilir. Diyorsun ki aa ben bir 50 kilo daha takayım ya buna. Çok hafif oldu. Bir kilo takıyorsun. Hii, kalkmıyor. Bu videoyu sonuna kadar izlemek gerçekten yürek ister. Evet sendeyiz. O portakal suyu dökülecek ama. Abi o döküleceği... Bunun olacağı zaten belliydi ya. Ya azıcık o şişeyi geri çekseydin de bardağı öyle doldursaydın ya. Beni niye sinirlendirdin şu an sen? Bu ne? Bir şey, yapışkanlı bir şey. Tamam. Ne oluyor? Bunu buna yapıştıracaksın. Rahatlatıcı.
Hayır olamaz. Abi ben de diyorum ne güzel rahatlatıcı bir şekilde onu böyle yapıştıracak, hani düzgün görünecek. Ya yamuk yumuk yapıştırdın ya. Sana her like bir tokat. Tokat deyip yumruk attım ama olsun. Bunu temizlediğini gördüğümde anksiyetem tuttu diyor. Hani ketçap herhalde. Hayır ne yapıyorsun ya? Abla ketçap dökülmüş, üstüne niye fıs fıs sıktın? Peçeteyle zaten şöyle sıyırsaydın tertemiz olacaktı. Şuna bak ya abla, sen hiç mi bir şey silmedin yani? Hiç dökülen bir şey silmedin. Dökülen bir şey olursa peçeteyle şöyle sıyırırsın. Zaten alırsın, sen ona fıs fısı niye sıkıyorsun ki? İyice batırdın sen şu an. Doğru olanları koparmıyor diyor. Bunlar ne? Kıl dönmesi gibi bir şey mi? Allah Allah, ne olduğunu anlamadım ama 3 tane taç çıkmış ya oradan. İyi çektin ama o yandakini çekecektin. İkisi geldi biri gelmedi. O dibinde beyaz bir şey olur böyle, onu çekmen lazımdı ya senin. Neyse, bana ne ki, benim saçım mı sanki? İçeceğimde buz istemedim ve bana bunu verdiler. Evet, yarım bardak içecek vermişler. Zaten yaptıkları tek şey bu. Bardağın yarısını dolduruyorlar, basıyorlar yarım kilo buzu. Oluyor sana tam bardak. O yüzden buzsuz da değil, az buzlu diyeceksiniz. Daha çok içeceksiniz. Gerçi ama ben birkaç yerde hiç buz koydurmadım. Yine ağzına kadar doldurdular ya, bu biraz gıcıkmış. Bana yarısını verse ben alır suratına geri fırlatırım ya, derim manyak mısın, ben sana az buzlu dedim, az içecekli demedim. Suratına da fırlatmam da yani kızar. Ya kızmam da yani, rica ederim. Smoothie'nin sert olduğunu düşündüğünde gibi bir şey diyor. Sen onu niye ters çevirdin ya? Ha, orada ters duruyor diye o tabakta ters duracağını mı zannet? Gerçekten seni hayretle izliyorum ya. Bu ne ya abi, havuzun altında bu fayans. Niye o orada? O niye orada? Yani havuzun içinde biz onu görmeyeceğiz diye mi yapıyorsunuz? Abi o 3 tanesinin orada ne işi var? Bu niye yamuk? Bak sinirleniyorum. Bunlar niye yamuk peki? Havuzun altında niye böyle oluyor? Gerçi ben de gittiğim havuzlarda hatırlıyorum, böyle yamuk yumuk saçma sapan fayanslar oluyor. Niye böyle yapıyorsunuz abi? Niye işinizi düzgün yapmıyorsunuz? Havuzun içinde biz onu görmeyeceğiz diye mi yapmıyorsunuz yani? Bak görüyoruz işte. Yumurtaları çırparken çok sinirleniyorsun. O sarılar patlar mı artık ya? Lütfen o sarılar patlayabilir mi artık? Abi niye kaçıyorsunuz? Gelsenize şuraya, patlasanıza. Deli oldum şu an ya. Patlasın lütfen. Onun patladığını görmek istiyorum. Patlamayacak galiba. Bence videoyu geçelim artık. Çok sinirlendim ben çünkü. Kız arkadaşım yemeğin fotoğrafını çekmeden yemeğini batırıyorum diyor. Niye böyle yaptın? Niye böyle yaptın? E sen de yemeğin fotoğrafını çekme de, sen niye böyle yaptın? Ayrıca o tırnakların hali ne ya? O tırnaklarla abla daldırdın elini adamın yemeğine. Zaten videonun sonunda da ayrıldılar herhalde yani. Size böyle bir hareket yapılsa ayrılmaz mısınız ya? Ne olmuş yani bir fotoğrafını batırdıysan bir daha çekersin. Burada sanırım şey demeye çalışıyor. İkiniz de aynı kırmızı ışıkta duracaksınız ama araba senin yanından basıp geçiyor. Aramızda araba sürenler beni anlayacaklardır. Mesela soldan gidiyorsun, ileride kırmızı ışık var. Adam arkandan geliyor, selektör atıyor. Sen kenara çekiliyorsun. Ondan sonra aynı kırmızı ışıkta yan yana duruyorsun. Ya güzel kardeşim, zaten şurada duracağız. Niye selektör atıyorsun, deli gibi sürüyorsun? En nefret ettiğim şoför tipi ya. Abi bir sakin ol, zaten duracağız ileride. Ya şimdi kamu spotu mu yapalım ya buradan? Ya arkadaşlar lütfen. Lütfen arabalarınızı düzgün sürün. Siz öyle hızlı geçince kimse şey demiyor. Erkek ya demiyorlar. Bu arada beni trafikte tanıyıp üzerime araba kırmayın. Vallahi bir gün kaza yapacağız. Evet, şu an bizim mutfak rafını çekip koydum desem inanırsınız. Çünkü bizim mutfak rafı da aynen böyle. Hatta biz bu çatallık kaşıklık var ya, onu da attık. Rafın içerisine atıyoruz kaşıkları, çatalları gidiyor. Ya çünkü bunu koyuyorsunuz böyle düzgün bir şekilde. İlk gün düzgün oluyor her şey. İkinci gün bütün her şey birbirine giriyor. Gerek yok. Attık gitti. Bunu attığımızdan annemin haberi yoktu. Video yayınlanınca beni arayacak. Şimdi bu fotoğrafı da benim odamdan çektim desem buna da inanmalısınız. Hatta size gösterebilirsem göstereceğim. Bakın şu prizi görebiliyor musunuz? Şu beyaz var ya. Abi şu beyaz yüzünden şurada bir tanesi iptal. Şunun yüzünden buradakini kullanamıyorum. Bence hepinizin odasında böyle bir şey var. Abi şu adaptör başlıklarını niye bu kadar yapıyorsunuz? Sene olmuş 2022. Şu kadar olmuyor mu ya bunlar? Şu olay ya çok acelem varsa ya da çok sinirliysen başıma geliyor. Kesinlikle sizde de öyle olduğuna eminim. Yani normal zamanda hiç olmaz. Sinirliyken olur, senin sinirini ona katlar. Ya kapı kolcuğum, neden beni tutuyorsun ya, gitme kal dermiş gibi. Ya bir bırak, zaten sinirliyim, acelem var. Eğer şu olayı bir kere bile yaşadıysan videoya like at. Ne alaka diye sorma, sadece like atmanı istiyorum. Bardaktan büyük buz. Evet, o içine girmeyen buz gerçekten çoğu zaman yaşadığımız bir şey. Abi olmuyor ya, yani o buz beni sinirlendiriyor, sinir hastası yapıyor ya. Ben de ne yapıyorum, alıyorum buzu elime, böyle sıkıp eritiyorum, oradan geçecek kıvama getiriyorum, öyle atıyorum. Sadece uzun saçlı kızlar anlar. Neyi? Arabaya bindin. Yoo, saçının hepsi oraya sıkıştı. Bak, bunu uzun saçlı kızlara sormamız lazım. Saçınız oralara sıkışıyor mu ya? Yani evet, aslında sıkışabilir. Bilmiyorum, benim saçlarım kısa olduğu için ben sıkıştırmıyorum. Abi o kadar alışveriş yapmıyorum.
yapmışsındır, kasaya gitmişsindir, yığmışsındır her şeyi. Sonra yukarı bir bakarsın, hızlı ekspres kasa. 10 eşyadan 15 eşyadan fazlası geçemez diyor. Abi o zaman işte delirme anı ya gerçekten. Ama onda da kızacak kimse yok çünkü kendine kızman lazım. Çok sinir bozucu, al onları ondan sonra başka yere götür falan. Ne? Dondurmayı ısıttı mı o daha demin? Bu adam daha demin çakmakla dondurmayı önden ısıtıp sonra mı yedi? Yani hafif erimiş dondurma severim de bu dondurma olmadı ki artık. Bu bildiğin şekerli çikolatalı çorba oldu. Gerçekten çok saçma bir videoydu ya. Yani IQ'm düştü şu an durduk yere. Şu an fotoğrafta gördüğünüz şey Facebook, Twitter, işte Instagram falan, orada bir okudum onayladım diye kabul ettiğimiz şey var ya. Onların yazılmış haliymiş. Abi biz bunları mı okuduk kabul ettik? Orada I agree deyip devam ediyorsunuz. Ya işte bunlar onlar. Ne yazıyorsunuz oğlum buralara? Bak ben şu an çok merak ettim. Ya şimdi yine okumayacağım da okumayacağımızı bilerek böyle yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Diyorlar ki zaten bunu okumayacak, döşe gitsin diyorlar. Kim bilir arada neler yazıyor. Lütfen aranızda okuyan biri varsa bize önemli maddeleri bir söylesin ya. Instagram tehlikeli, Instagram çok şey yazmış. Bu ne ya? Oo, güzel bir hamburgerdi. Ne yapıyorsun ya sen şu an? Niye bir sürü sos döktün? Güzelim hamburgere bak, saat gecenin 3.49'unda zaten aç karnına video çekiyorum. Niye böyle bir şey yaptın güzelim hamburgere? Oo, Bella Porch ağzının tadını iyi biliyor. Turşu suyu kalitedir abi. Turşu suyunu içeceksin. Abi diyor ki çok iğrenç. Ondan sonra abinin bir önceki videosuna gidiyorsunuz. Çiğ somonun üzerine Nutella sürmüş yemiş. Abi sen şimdi turşu suyuna iğrenç dedin. Çiğ somonun üzerine Nutella sürüyorsun. Yani ben sana ne diyebilirim ki şu an? Midesiz. Bu arada turşu suyu gerçekten çok yararlı bir şey. İçin. Hem güldürüyorum, hem bilgi veriyorum, hem sağlık diyet desen var, hem kamu spotu yapıyorum, hem de abone olmak bedava, daha ne olsun ya. Dondurmanın böyle akması hoş değil. Ya dondurma dediğin böyle akmaz yani. Bunun biraz akış tarzı ve akışkanlığı değişik olmuş. Muzların arasında saç var. Orada saç var. Saç var hanımefendi, beyefendi, her kimseniz saçı. Bak bak, en nefret ettiğim şey yemeğin içerisinden saç çıkması. Yemeğin içerisinden saç çıkınca benim için bitiyor ya. Her şey bitiyor. Yemek bitiyor. Yemeğin içinden at çıksın, saç çıkmasın. Bence o saçı bilerek almadılar bizi çıldırtmak için. Ablanın kaşının ortasındaki piercing nasıl hareket ediyor olabilir? Abi kendi kendisine gidiyor piercing. Acaba nasıl bir biyolojik olay var ya? Orada buradan çekiyorsunuz, piercing buraya gidiyor. Abla bence çıkar o piercingi. Oo, güzel bir temizleme videosu gibi görünüyor ama rahatsızlık bunun neresinde acaba? Şu an gayet rahatladım ben. Abi tertemiz oldu da altı da yapsan. Altta tuttuğun yer var ya. Abi tuttuğun yeri niye yapmıyorsun? STV'dim. Bak çok güzel gidiyorduk, tertemiz oluyordu öyle sanki sıfır paketten çıkmış gibi. O tuttuğun yeri de yapsan var ya, ben çok rahatlayacaktım ya. Kimler burada sinirlenmedi? Bu abinin videolarını Instagram'da görüyorum ya, hep karşıma çıkıyor. Çok güzel kesecektin de oradaki o ambalajın niye geldiğini anlamadım. Tencerenin içinde noodle var ama sen o kırılan camları niye noodle'ın içine atıyorsun abi? Karıştırma lütfen, neden karıştırıyorsun ya? Sen onu komple döksene çöpe. Sanki ben yiyeceğim noodle'ı, bak ben de sinirlenmeye yer arıyorum. Ama ne yapayım, rahatsız oldum. Bu Instagram'daki portakallar değil mi ya? Üzerine bir şey sıkılmış portakallar. Böyle sıkıyorlar, kesiyorlar, ondan sonra içerisinden bir sürü su akıyor. Ama aslında gerçek değil yani, o portakallar fake. Yanlış hatırlamıyorsam portakalın iki seçeneği var. Biri yemek için, biri de sıkmak için. Sıkmalığı yersem ne olur? Yemeliği sıkarsam ne olur? Ben bu fotoğrafta rahatsız edici bir şey göremedim. Eğer siz görebildiyseniz yorumlara yazın. Evet, çok güzel ısırmalık bir şekilde kesilen karpuzun aslında ters taraftan ısırılması rahatsız edici gibi görünse de ısıran kişi ben olmadığım için ve ben zaten yeşilinin de tadını hafiften beğendiğim için bu görselde bana rahatsız edici gelmiyor. Cümleleri çok iyi toparladığımı düşünüyorum. Eğer sen de düşünüyorsan like'la. Annem hep bana arı geldiği zaman hiç hareket etme derdi. Abla arı, abla burnunun dibinde arı var, gözüne geldi. Abla nasıl, ne kadar dünyanın en cesaretli insanısın, konuşamadım. Dünyanın en cesur insanı. Arı buranıza geliyor, şuranıza kadar giriyor, şöyle o sesini falan duyuyorsunuz, hiç hareket etmiyorsunuz. Ben arıyı 100 metre öteden görsem kaçmaya başlıyorum. Abladaki cesarete bak. Arı bende bal yok, o ablada bal çok. Böyle deyince gidiyor. Mağazada bu gerçekleştiği zaman kıyafet düşünce abla niye alışverişe devam ediyorsun, bak beni şu an sinirlendirdin. Ya şu mağazalarda düşürüyorlar, ondan sonra gidiyorlar ya, çok tutuluyorum. Abi onu kaldırmak zor bir şey değil. Evet mağaza çalışanları var, evet onlar da kaldırabilir ama ahlak kuralları çerçevesinde sizin kaldırmanız gerekiyor. Sizin değil yani.
yani düşürenlerin. Lütfen bir şeyleri düşürdüyseniz kaldırın. Dünyanın en sinir edici olayı, sabuna basarsınız sabun üzerinize sıçrar. Aslında suç bizde, elimizi böyle önüne doğru tutmamız lazım ki sıçramasın diye. Ama sabuna öyle bir güç vermişler ki abi üzerimize sıçrıyor. Çok sinir oluyorum ya. Bizim banyodaki sabunluk da öyle güçlü ki basıyorsunuz diğer odaya gidiyor. Pirinç mi bu? Sadece 250 gram istemiştim. Ben bunu çok iyi anlayabiliyorum. Yemeğini ölçülü yiyen sporcu agaları bir görebilir miyim? Gerçekten şu kadarcık alırsın koyarsın 50 gram artar. Şu kadarcık alırsın 100 gram düşer. Dünyanın en sinir edici olayı. O yüzden bıraktım. Artık ölçülü yemiyorum. Karpuzu kesen abi sizce Türk mü? Bana çok Türkmüş gibi geldi. Yalnız abi mundar ettin. Bak şu an sinirlendim. Karpuzu mundar ediyorsun. Abi niye böyle yapıyorsun? Güzelim karpuz çöp oldu senin sayende. Sağ ol. Orası artık yenecek en güzel yeri, evet. Tam ortası, haklısın. Aslında karpuzun en güzel yeri de çöp oldu. 2 like alacağız diye hiç güzelim karpuzu çöp etmeye değdi mi? Yürüyen merdivenle alakalı bir şey mi bu? Ne oluyor? Ha yok, yürüyen merdiven değilmiş. Ha çok güzel sıkarken bir anda sıkma yeri mi bozuldu? Ben öyle anladım da hiç sinirlenmedim. Olayı anlamadığım için sinirlenemedim. Hiç bitmeyen far kiri gibi bir şey diyor. Abi oradan suyu tuttukça evet oradan çamurlu su akar. Bunu yaşayanlar bir like'a abanırsa sevinirim. Çok saçma ya, çok rahatsız edici. Tazlikli suyu tutarsın tutarsın oradan yine çamur akmaya devam eder. Arabayı alıp komple sabunlu suya da batırsan o çamur oradan akıyor. Neden kapanmıyor? Ne? Ha bulaşık makinesi kapanmıyor. Çok sinir bozucu ya. Abla kapatır mısın? Bir şey ya, bantla lütfen. Niye kapanmıyor olabilir? Kapağı bozulmuş olabilir. Ya da ne bileyim, belki kilitlemeyi unutuyorsundur. Aha. Oldu oldu. Çekil tamam. Böyle kapanmayan dolaplar falan beni çok sinirlendiriyor ya. Biraz acı yapacağım. Ha acı sos dökeceksin galiba. Dök abi. Abi. Abi dursana ya. Ya nereye gidiyorsun? Bak. Bütün tezgaha acı sos sıktın. Ben sana daha güzel bir şey söyleyeyim. Biz 2 dakika sinirlendik. Şimdi videoya geçip gideceğiz. Ama sen onu temizlemek zorunda kalacaksın. Nasıl bir anda işin bug'ını buldum. Artık sinirlenmemize gerek yok. Biz 2 saniye sinirlenir geçeriz. Ama o temizlemek zorunda. Bu hamburgerin üzerine biraz fazla peynir değil mi? Ya elinden niye dalıyorsun ya? Ben ayrıca ama böyle hamburger üstüne döküyorlar ya peynir falan. Onu da sevmiyorum. Neresinden tutacağım abi? Her yer peynir oldu. I want a refund. Galiba geri ödeme istiyorum. Paramı iade etsinler gibi bir şey diyor. Ay çekme çekme çekme. Biliyordum böyle olacağını ya. Sıfır araba alıyorsunuz. Orada bütün jelatinlerini sökeceğim derken farını koparıyorsunuz. Çekme dediysen bir bildiğim var değil mi abi? En iyisi siz sıfır araba aldığınız zaman böyle yapmayın. Jelatinlerini falan bırakın orada söksünler. Evet. Açılmayan kapak. Abinin sinirini o kadar iyi anlıyorum ki. Bunu böyle açarsın, koyarsın, geri kapanır. Açarsın, geri kapanır. Ben üzerine kola falan içecek koyuyorum ama çok sinirlendiriyor ya. Simetri hastalarından şimdiden özür diliyorum. Pizzanın kesilişi konusunda ne düşünüyorsunuz? Abi yamuk yamuk kesiyor. Ben hiç sinirlenmedim. Sabaha kadar da izleyebilirim. Aa bu çok rahatlatıcı bir makine. Kutuları koyuyorsunuz, öyle ezip gönderiyor. Ama herhalde bir şey takılı kalacak değil mi? Bir şeyin takılı kalması lazım ki bizi rahatsız etsin. Evet. Bak dikine gitmesi mesela, al işte. Bütün sistemi bozdun şimdi. Al artık çalışmıyor sistem senin yüzünden. Orada yamuk yumuk kaldın. Heh, düzeldi mi? Tamam düzeldi. Aradaki bir tane yamuk sistemi nasıl bozdu görüyorsunuz değil mi? Sinirlendim. Rahatsız oldum. Bardağa çorap mı koydu? Su. 24 saat dondur. Şimdi kusacağım ha. Dondurma çorabı. Aman çorap dondurması yaptı adam. Kaç like? 78.6000 like. Değdi mi abi, değdi mi? Pis çoraplarını gittin dondurdun yaladın bir de ondan sonra, değdi mi? Dünyanın en rahatsız edici videosuyla sizi baş başa bırakıyorum. Abi bu nasıl bir görüntü ya? Ben daha fazla katlanamayacağım. Siz izlemeye devam edin, sonra kapanışta görüşürüz. 2 saat boyunca duşa girmeyi düşünürsün. Ondan sonra tam harekete geçersin. Duşa kardeşin girer. Abi bu her zaman böyle oluyor zaten. Duruyorum duruyorum. Tuvalete gideceğim anda evdeki birileri tuvalete gidiyor. Ya da duşa giriyor. Her evde böyle oluyor değil mi? Acıkmışsındır ve misafirlere hoş geldiniz demek zorundasın. Dünyanın en iğrenç hissi ya. Sevmiyorum ya. O misafirlerden kaçma olayını kimler yapıyor? Eve misafir geldiği anda ben uyuyorum. Bir de uyurken sonra tuvaletin gelir, misafirlerin önünden de geçip gidemezsin. Ne lanet bir şey ya.
9 saatlik uykundan uyandın ve yanında 3 günlük su var, onu içiyorsun. Abi o evde 3 gün şişede bekleyen suyun tadı da yani iğrenç oluyor ya. Ben artık alışkanlık edindim, gidiyorum her gün uyumadan önce şişemi tertemiz fresh suyla dolduruyorum, yatağın yanına bırakıyorum. Eğer içindeki su bitmemişse de onu döküyorum. Çünkü niye, o şişede durunca hiç tadı güzel olmuyor ya. Kimlerin annesi odasına temizlik için girdiğinde eline geçen her şeyi atıyor. Abi yani şu an video bizim bize anlatıyor yani. Temizliğe giriyor annem, ben çıkıyorum, sonra bir geliyorum bakıyorum ki aa hiçbir şey yok. Tamam çöpler de yok da işe yarar şeyler de yok ya. Korkuyorum bir gün şunları atacak, bilgisayara atacak, ışıklara atacak diye. Bir gün beni bile atabilir çöpe. Babanız televizyonun karşısında uyuyor. Ondan sonra gidiyorsunuz televizyonu kapatıyorsunuz, adam uyanıyor. Abi babalarda bir sensör mü var ya? Bak durum aynen şu. Kapatıyorsun böyle, geliyorsun. Ben izliyorum izliyorum. Aç aç. Böyle değil mi? Küçük kardeşine şu kadarcık dokunmuşsundur. Gider annenin babanın önünde Oscar'lık performans yapar. Abim ablam beni dövüyor diye. Ondan sonra azar işitirsin. Diyeceğim de bunu ben yapıyordum zaten ya. Bunu ben yaptım. Anne abim vurdu. Anne abim vurdu. Falan diyordum garibim. Annem de ona kızıyordu ya. Özür dilerim Çağrı abi. Bu arada abimi tanıyan kaç kişi var? Abimi tanımak çünkü gerçek bir oldluk gerektirir. Tanıyanları göreyim, tanıyorum yazsın. Bu arada ben bu telefonun piyano şeyinde takılıyordum. 3 tane tuşa basacağım sadece, şarkının ne olduğunu herkes anlayacak. Hazır mısınız? Bak geliyor. Anladın değil mi? Evet o şarkı. Anneannen ya da babaannen sana gizlice para vermeye çalışıyor. Abi çok doğru ya. Ya şu ana kadar doğru olmayan bir şey görmedim bu videoda. Anneanneler babaanneler hep böyle ama ya. Çaktırmadan o büyük oğlana böyle para vermeye çalışıyorlar her zaman. Büyük kardeş sen odasına milisaniyelik girdiğin zaman seni odasından atıyor. Yani benim abim beni odasından atmıyor ya. Hatta gel de iki muhabbet edelim diyor. Sizde öyle oluyor mu? Ama eskiden atıyordu ya. Eskiden odasına almıyordu beni ya. Ertesi gün okulun vardır ve sen sabahın 5'ine kadar oyun oynamışsındır. Orada bir gün doğar böyle. Böyle kalırsın. Ben hiç uyumadım. Ben nasıl derse gideceğim? Onu yapmayın işte. Onu ben çok yaptım. Siz yapmayın. Cuma oyna. Cumartesi oyna. Ama ders olan gün oynama. Patronun bütün şirketin grup fotosunu paylaşır ve sen böyle görünüyorsun. Nasıl? O musun sen? Abinin kafası genişlemiş. Karanlık ve sen bir tane daha ekstradan adım atıyorsun. Abi şu hissiyatı biliyorum ya. Ekstra böyle orada merdiven var sanıp bir atıyorsun, merdiven çıkmıyor ya. Orada bir milisaniyelik kalp krizi geliyor gidiyor. Bir şeyi unuttun ama neyi unuttuğunu da unuttun. Dünyanın en iğrenç anı ya. Ya ben neyi unuttum? Ben neyi unuttuğumu da unuttum. Bazen bir şey için başka odaya giriyorum. O kapıdan geçtiğim anda kafamdaki şey gidiyor. Hatta bunun bilimsel bir açıklaması vardı. Kapı eşiği etkisi falan deniyordu. Kapıdan giriyorum. Sonra diyorum ki ya ben bu odaya niye geldim? Dünyanın en büyük yalanı. Yemek size enerji verir yalanı. Yemeği yedikten sonra ben böyleyim. Şu durumdan bıktım artık. Lütfen kimler benimle aynı şeyi yaşıyor? Sabah kalkıyorum ya mesela. Kahvaltı yapacağım. Enerjik olmam lazım değil mi? Çünkü yemek yedim. Karnım doydu. Sonra bir uyku çöküyor. Abi gözümü açamıyorum ya. Her yemekten sonra bana niye uyku basıyor? Acaba şekerle alakalı bir sorunum mu var benim? Bilen birini yorumlara bekliyorum. Üzerine böcek geldiğini sandığın an. Böyle bir şeyler dokunur ya bacağınıza. Orada bir kalp krizi geçirir, bir zıplarsınız falan. Dünyanın en iğrenç olayı ya. Bu arada videoda kaç kez dünyanın en iğrenç olayı dedim. Her gece yaşıyorum bunu. Tam böyle uykuya dalacaksın, düşüyormuş gibi olup böyle sıçrıyorsun ya. Kafayı yiyeceğim. Her gece yaşıyorum. Her gece hatta uykuya dalarken 2-3 kez yaşıyorum. Ben genelde uykuya dalarken sırt üstü yatarım. Çünkü sırt üstü çok rahat oluyorum. Yatıyorum böyle, vücudum ağırlaşıyor falan hissediyorum. Uykuya dalacağım. Hop! Bir anda zıplıyor. O düşüş hissi niye oluyor? Ben niye uykuya geçemiyorum ya? Her gece düşmekten bıktım artık. Annem uyurken ben. Her şeyi yavaş yavaş yapıyorsun. Sen uyurken annen. Abi eminim ki şu an yorumlarda görüyorum. Evet bizde de öyle oluyor. Evet ben de sessiz yapıyorum ama evdekiler yapmıyor falan. Bütün anneler öyle. Yapacak bir şey yok. Yani fabrika ayarları olarak öyle. Sen kimse uyanmasın diye sessiz sakin takılırsın ama sabah süpürge çalışır. Oradan tabak çanak sesleri, televizyonun sesi sonuna kadar açık. Annenin telefonunda bağıra bağıra konuşur falan. Hep böyle yani. Bana katılıyor musun? Nasıl su içiyorum? Bakalım abi ben seninle aynı suyu mu içiyorum? Bir bardağı içtin. Evet, tam beklediğim şey. İkinci bardağın yarısına kadar içip döküyorsun. Yani aslında 1,5 bardak içeceğimi biliyorum ama niyeyse 2 bardak dolduruyorum. Otobüs şoförünün arkasında oturuyorsun. Abi bu otobüs şoförleri niye hep böyle zıplıyor ya? Ben oradaki olayı anlamadım. Yani o adam yoldan etkilenmesin diye mi? Ya ben de etkileniyorum ama ben de yolcuyum yani. Bütün otobüs şoförleri böyle ya. Tıs 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 her dakika zıplayıp duruyorlar. Sinirlerim bozuluyor, zıplama. Pilotlar kalkıştan önce. Evet, abi bu pilotlar neden mikrofonu ağzına sokuyorlar?
kalkıyor. Evet sayın yolcular, şu an kalkışımızı yapıyoruz. Şuradan şuraya pıs 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 bilmem ne. Niye böylesiniz abi? Ben senin dediğin hiçbir şeyi anlamıyorum ki. Öyle bir şeyler deyip duruyor. Koskoca kaç milyonluk uçak dünyanın en kötü mikrofonunu takmışlar. En yakın arkadaşının senden büyük olduğunu unuttuğunda... Abi bunu ben yaşıyorum ya. Benim arkadaş çevremle benim aramda ufak bir yaş farkı var. Her seferinde bunu yaşıyoruz ya. Sen büyüksün ya, sen yaşlısın ya falan diyor. Ben yaşlı değilim. Bende 5 yaşındaki çocuğun ruhu var. Bana yaşlı diyeni tekte alırım. Yemek veya içecek alırken afiyet olsun derler. Siz de sağ olun, size de dersiniz ya işte. O anı bildin değil mi? Bütün gün onu düşünürsün ya böyle diye kalırsın. Sağ olun, iyiyim, sen nasılsınız? Ben ne zaman dışarıdan yemek söylesem bunu yaşıyorum ya. Adam geliyor bırakıyor. Afiyet olsun diyor. Sağ olun, size de diyorum. Annem bana oyun aldı ama bana bütün işini yapmaya zorluyor. Abi onu ben yaşıyorum ya. Bunu bildim işte. Bir tane oyun alıyor, ondan sonra bütün gün alışverişler, pazar gezmeleri falan filan. Yani işte böyle yaşadık. Yanlışlıkla bozuk alışveriş arabasını alırsın. Onun tekerleri böyle titrer ya. Abi çok güzel bir tespit yapmışsın. Böyle süremezsin onu falan. Çok iğrenç, bak sinirlenmeye başlıyorum ya. O kadar market arabası içinde bozuk olanı nasıl buldum? Bir de onu sürersin, kolların uyuşur artık o hırrrr diye böyle titremekten. Abiniz ya da ablanız olması böyle bir şey diyor. Odanıza geliyor, ışıkları kapatıyor, açıyor falan. Sonra etrafa bakıyor, defterlere falan. Ondan sonra yerlere atıyor, oraları dağıtıyor falan. Benim abim yapmıyor mesela. Eskiden yapardı, artık yapmıyor. Kimlerin abisi ya da ablası yapıyor bir göreyim. Bu arada o şarkıyı bulamayanlar için bir şans daha veriyorum. İyi dinleyin, sadece tek tuşa basacağım. Kimlerin yatağının arasında priz var? Önce onu bir görebilir miyim? Benim yatağımla duvar arasında priz var. Her gece bunu yaşıyorum. Dünyanın en sinir bozucu şeyi. Oradan bakıyorsun, oranlıyorsun. He tamam, şuraya denk geliyor falan diye. Ama olmuyor, fiş girmiyor bir türlü. Neyse ben yine şanslıyım. Yatağımın yanında priz var. Yatağının yanında priz olmayanları da bir görebilir miyim ya? Güzelce böyle ısınmışsın. Yerini de bulmuşsun, yerleşmişsin. Tam uyuyacaksın. Bir anda gelen tuvalet ihtiyacı. Her gece yaşıyorum ya, gerçekten çok sinirlerim bozuluyor. Güzelce yatmışım böyle, yerleşmişim, hani o hissiyatı bildiniz değil mi? Tam gözler kapanıyor falan, bir bakıyorsun çişin var. Ya yapmasan bir dert, yapsam bir dert ya. Çok sinir bozucu ya. Her gece yaşıyorum aralıksız. Annene alışveriş arabasıyla çarptınız. Bunu kimler yaşadı? Abi o annenizden yediğiniz azarı hiç unutamazsınız. Böyle arabayı sürerken annenin o ayağının arkasına bir çarparsın böyle, sonra bir azar yersin falan. Ben hep alışveriş arabasında şu ayaklarını kaldıran kişiyim. Sen de öyle misin? Bura nereye? Uçak mı? Ayak var orada. Gözlerim kanadı. Bir daha kanadı. Yeşil yeşil bir de şeyleri var ya. Ojeleri de yeşil yeşil sürmüş. O amca ne oluyor amca? Ayağını niye kaldırttırıyorsun yanındakinin? Ayıp. Bazıları ayak sevmiyor. Bazıları ayak görmeye bile dayanamıyor. Ben ayak görmesem de iyi olur diyenlerdenim. Gece 3'te hayatını düzene sokma motivasyonu böyle. Halledeceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Bir de şöyle zıplamalar falan. Gece 3'te kimler bu motivasyona sahip oldu? Gece gelir çünkü. Böyle o sessizlikte uyumamışsındır da böyle düşünürsün. Sonra dersin ki yapacağım, tamam artık böyle. Yaparsan iyi. Okuldan geldikten sonra 15 dakika uyuyayım, biraz dinleneyim diyorsunuz. Bir uyanıyorsunuz, akşam olmuş. Oho, dünyanın en iğrenç hissiyatı ya. Akşamüstü uyuyup gece uyanmak kadar iğrenç bir şey olamaz. Uyanıyorsun, her yer karanlık. Sabah mı oldu, gece mi oldu belli değil. Karnın aç mı tok mu belli değil. Uykunu aldın mı almadın mı o bile belli değil. Çok iğrenç. Bana da bazen böyle öğlen bir uyku çöküyor. Sakın o uykuya yenilmeyin. Yenilecekseniz de bir 20 dakikalık falan alarm kurun, öyle yenilin. Kimlerin scooter'ı vardı? O scooter kaval kemiğine çarpar ya. Abi dünyanın en acı verici olayı. Bak şu an kaval kemiğimde hissettim ya. O çarpar böyle, kaşınırsın. Tam böyle kafanın şuraları falan kaşınır acıdan. Bildin değil mi? Ama bunu da yaşamayan yoktur aramızda. Berberdesin. Bak adamın şu kesimine bakar mısınız? Yamuk. Adam yamuk kesmiş. Hiçbir şey diyemiyorsun ya. Böyle oturuyorsun. Ya ne diyebilirsin ki berbere? Ondan sonra beğendin mi diyor. Sen diyorsun ki abi çok güzel, eline sağlık, Allah sağ olasın. Ondan sonra eve koşarak gidiyorsun. Ya oluyor. Ben bu aralar berberimden memnunum.
memnunum ama yani arada oluyor. Erken uyumaya karar vermişimdir ama gecenin 3'ünde ben. Kimler böyle? Kimler ben bugün erken uyuyacağım dedikten sonra gece 3'e 4'e kadar oturuyor? Benim zaten söylememe gerek yok herhalde. Her seferinde diyorum ki ya bu sefer erken uyuyayım, ondan sonra video çekme isteği geliyor. Geceleri bana video perileri geliyor. Video çekmesem uyuyamam. Hasta olsam da o video çekilecek abi. Kötü bir gün geçiriyorsundur, modun yerinde değildir. O kapı da seni tutar ya, o tam pantolonun orada. Sinir hastası olursun ya. Ama benim o kadar da yükselmeme gerek yok çünkü bizim kapı kulpları yuvarlak. Yani şöyle çevirmeli olanlardan. Bu arada bir şey diyeceğim, ben bugün gerçekten kötü bir gün geçirdim. Bir kere hastayım zaten, 10 puan oradan gitti. Akşam eve geldim, arabayı park edeceğim. 40 dakika boyunca sokakta turladım, yer yok. Ankara'nın tek park edemeyeceğiniz yerinde yaşıyorum. Sonra park ettim, geldim eve, bir baktım masam çökmüş. Masanın ayakları kilitlenmiş, masa böyle duvara yaslanmış. Kamera düşmüş, monitör düşmüş, kulaklık düşmüş. Allah'tan hiçbirine bir şey olmamış. Gerçekten. Umarım sizin gününüz iyidir. Diyor ki sınıfta su içerken yanlış yuttum ve genzeme kaçtı, öksürmeye başladım. Ama o ara bütün herkes sana bakar ya, böyle hasta mısın, korona mı oldun falan diye. Ondan sonra sen de öksürmemeye çalışırsın böyle. Gözünden yaş gelir, o gırtlağın kaşınır, dünyanın en tatlı kaşıntısı falan. Korona zamanlarında çok yaşadım. İnsanların arasında öksürmemek için böyle... Tam böyle oturduğumu biliyorum. Öksürmemen gereken yerde o öksürüğün gelir ya, çok gıcık edici. Abi niye vurdun oraya ya, biraz dikkat etsene. Tam da köşesi var ya. Oo, çok acımıştır. Ne ya, bacağında stretch film var. Niye? Allah Allah. Yanmış. Abla sen yanmamışsın ki, sen pişmişsin. Böyle bir yanma şekli yok ya, kıyamam. O var ya, hiç hareket edemeyecek. Ben bunun binde biri kadar bir yandığımı hatırlıyorum. Dokunamıyordum kendime. Bu artık dediğim gibi öyle bir yanmış ki nefes almak bile acı verir. Uyumaya çalışıyorsundur ama aklına böyle utanç verici anıların falan gelir ya. Çok sinir bozucu değil mi ya? Şu beynimi ben niye kontrol altına alamıyorum? Bak şu an susuyorum. Beynimde bir şey var mı? Tamamen bir sessizlik. Ama yatağa girdiğim zaman bütün böyle fikirler aklıma geliyor. Oradan birisi konuşuyor, buradan birisi konuşuyor. Uyuyamıyorum. Sende de böyle oluyor biliyorum. Kusura bakmayın beyler, size örtü vermeyi unutmuşum. Ağırlık örtmüş, tahta örtmüş. Senin bacaklarına ne olmuş peki ya? Bacakları çok garip ama hiç böyle üzerinizde örtü olmadan uyudunuz mu? Dünyanın en sinir bozucu şeyi ya. Bir kere bile uyuyamışsınızdır. Ya da örtü küçük gelir, onun içine böyle sığmaya çalışırsın falan. Ben bir keresinde masa tenisi masasının üzerinde uyumuştum. Niye diye sormayın. Uyudum. Masa tenisi masasının üzerinde uyudum. Her zaman elleri nemli olan o arkadaşınla tokalaştığın an. Bak şu anki o surat ifadeni görebiliyorum ya. Dünyanın en iğrenç olayı. Her zaman adamın eli terli ya. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Belki bir hastalığı falan vardır, orasını bilemiyorum ama. Böyle tokalaşırsın, senin eline de ter gelir falan. Şunu yaşamamış olmak için zaten yaşamamış olmanız gerekiyor. Gece lambayı söndürdükten sonra o ensendeki hissiyat var ya, o arkandan biri kovalıyormuş gibi. Dünyanın en gıcık şeyi ya. Sanki arkamdan kovalayan şey aydınlık olunca kovalayamıyor. Yani ışıklı bir yere girdiğim zaman rahatlıyorum. Ama şu yaşıma geldim, hala karanlıkta bir tedirgin olurum böyle. Hızlı hızlı yürürüm. Ensemde bir şey hissederim. Ortamda 3 kişisinizdir ve ikinizi de bağlayan ortak arkadaşınız gitmiştir. Dünyanın en iğrenç olayı ya. Böyle konuşamıyorsun ya. İşte ya ne zaman geri gelecek bilmiyorum. Üşüdüm. Ben de üşüdüm falan. Ya yarın okula gitmek istemiyorum. Karşıda da diyor ki ben de okuldan nefret ediyorum. Çok yoruldum. O işte bir şeyler diyor. Abi konuşulmuyor. Yani o sessizlik anı var ya böyle, çok iğrenç ya. Lütfen ortak arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ortamdan gitmeyin. Bir şey konuşamıyoruz yanımızdakiyle. Sınavdayken öğretmen gelir, kağıdına bakar, böyle bakar, cevap da vermez falan. Ondan sonra kafayı kaldırır, der ki ya soruları dikkatli okuyun. Sen de düşünürsün ya, bana mı diyor acaba? Ben neyi acaba yanlış okudum? Hoca seni orada deli eder var ya, doğru yazdıysan bile şüphe edersin. Aramızda öğretmen olan varsa sormak istiyorum. Neden böyle yapıyorsunuz? Zevk mi alıyorsunuz? Geliyor kağıda bakıyor. Emin misin o cevaptan falan diyor. Ya hocam emin değilim zaten, bir de geldin kafamı karıştırdın ya. Annen seni gece bilgisayarla oynarken yakaladı. Ya anlatmaya gerek yok gerçekten. Yani hayatım bu hissiyatla geçti. Eğer sen de bunu yaşadıysan like'la,
Dünyanın en sinir bozucu şeyi. Bence gece oyun oynamak daha zevkli oluyor. Hem benim oynadığım oyunlarda geceleri serverlar daha boş oluyordu. Daha güzel oynanıyordu. Böyle tatlı tatlı oynarken bir anda annen girer odaya. Böyle kalırsın. Ondan sonra dayak yiyeceğim mi yemeyeceğim mi onu düşünürsün. Yaşamayan bizden değildir. Sandalyede çok fazla arkaya doğru yaslanırken bir anda düşecek gibi olursun ya. İşte o hissiyatı anlatıyor. Bunu da yaşamayan bizden değildir. Benim bütün üniversite hayatım böyle arkaya doğru yaslanıp duvara yaslanmayla geçti. Çünkü normal sandalyede oturunca sıkılıyorum ve belim ağrıyor. Bir süre sonra böyle eğilmek istiyorum. Ama böyle arkaya yaslanıp ön ayakları öne kaldırınca böyle rahat oturabiliyorum. Yazın ne zaman cam açsam anında bir tane sivrisinek şöyle odaya giriyor. Buradan bir tane daha geliyor. Ortada kapışıyorlar falan. Abi yazın tek sevmediğim şeyi sivrisinek. Bak şimdi kış ayındayız, ne güzel ya. Sinek yok, bir şey yok. Kışın da tek sevdiğim yanı sinek olmaması. Onun dışında kışı sevdiren bence hiçbir şey yok. Bak hastayım. TikTok'ta komik bir video izlerken yanlışlıkla sayfayı yenilersin. Gerçekten sinirlerim çok bozuldu. Aynısı Instagram'da da oluyor ya. Keşfette böyle bir şey gezerken yanlışlıkla yeniliyorum. Çok sinir bozucu. Şimdi ben buradaki olayı tam anlamadım. Fotoğrafı çeken kişi kız kardeşinin evine gitmiş. Burada da M&M çikolatalar varmış. Ama sonra diyor ki kız kardeşimin şeytan olduğunu anladım. Neden? Bunların hepsi M&M işte. Acaba şey mi ya? Şu Bean Buzzled diye bir oyuncak vardı. Böyle içinden saçma sapan çikolatalar, şekerler çıkıyordu. Ayak kokulu, sümük tatlı şeker falan oluyordu. Bunlar onlar mı? Eğer onlarsa gerçekten senin kız kardeşin tam bir şeytan. Aslında iyi fikir ya. Şeker bayramında falan insanlara Bean Buzzled vereceksin. Hayır hayır, yapmıyorsunuz sakın. O fikri hemen sil. İnternetten sipariş verdiği tek parça şu. Görüyor musunuz? Şunu paketledikleri şeylere bakın ya. Şunun içine koymuş, poşetin içine koymuş, buna koymuş, buna koymuş. Bir sürü oraya thank you falan yazmış. Abi bu nasıl bir kağıt israfı ya? Tek istediğim şu kadarcık bir şeydi. Bu kadar paketlemeye gerek yok. Hem sizin de paranıza yazık yani. Niye şu kadarcık şey için o kadar paketleme yapıyorsunuz ki? Aramızda bu fotoğraftan rahatsız olan var mı ya? Ben çünkü rahatlıyorum şu an bu fotoğrafa bakınca. Gayet güzel çizmiş yani. Aha, buldum buldum. Rahatsız edici şeyi buldum. Şuymuş ya rahatsız edici şey. Bak bunu görene kadar ben rahatlıyordum, ne güzel. Ama gerçi şöyle totaline baktığınız zaman onu görmüyorsunuz. Ya da elinizle şöyle kapatın orayı. Yine rahatlayabilirsiniz. Bütün oyun hamurlarını kim karıştırdı? Gerçekten sormak istiyorum. Yani bu nasıl bir psikoloji ya? Abi neden bütün oyun hamuru renklerini birbirine karıştırıyorsun? Ortaya iğrenç oyun hamurları çıkmış. Yani hamura bile benzemiyor. Çöpe benziyor. Ne güzel onlar ayrı ayrı renkler olacaktı ya. Hepsini karıştırmışlar. Hepsi çöp oldu şimdi onların. Bir de o böyle renkler karışınca iğrenç bir şey olur böyle. Tipi hiçbir şeye benzemez. Neyse dur, rahatsızlığımıza bir dakika mola veriyorum. Hemen şuradan gidip en yakın arkadaşlarımdan birisinin kanalına abone olabilirsiniz. Bu videoda rahatsız olduysanız gidin orada rahatlayın. Desteğimize ihtiyacı var. Kız kardeşimle kavga ettik ve o benim diş fırçamın kıllarını kesmiş. Senin kız kardeşin de şeytanmış ya. Şu an ama o fırçalar olmayan diş fırçası görmek ne kadar iğrenç bir şey ya. Hiçbir şeye yaramaz ki bu. Ayrıca bir şey diyeceğim. Evde kavga ettiğiniz kişinin diş fırçasının kıllarını kesmek güzel fikirmiş. Evet, bu fotoğraf gerçekten aşırı sinir bozucu bir fotoğraf. Yani şunda sinirlenmemenin imkanı yok. Dandik bir çatı yapmak için ağaçları kesmişler. Abi ne gerek vardı ya? Hani şimdi o çatının ne özelliği var? Çatı neyi koruyor? Önce onu bir tartışalım. Bakıyorum, düşünüyorum, mantıklı düşünüyorum. Çatı hiçbir şeyi korumuyor. Ve bu saçma sapan çatıyı yapmak için ağaçları kesmişler ya. Ya çok sinirlendim. Gidip biraz şu köşede duracağım. Şunu ne zaman kola içsem yaşıyorum. Abi kolayı dolduruyorsunuz. Ondan sonra köpük eriyor, 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 gidiyor. Kolayı bu kadar koymuşsunuz. Aşırı rahatsız edici değil mi? Ben ağzına kadar koyuyorum. Neden bu kadar kola kalıyor? İğneye ip geçirmek. Şu an var ya bak, elim ayağım birbirine girdi. Elim ayağım titremeye başladı. Dünyanın en sinir bozucu şeyi. Abi sokar mısın o iğneye, o ipliği ya? Gerçek hayatta da zaten bu dünyanın en zor şeyi. İpi yalıyorsun böyle. Ondan sonra bunu böyle alıyorsun. Girmiyor. Ucu kıvrılıyor falan. Çok sinir bozucu ya. Yıl olmuş 2022, hala iğneye ip sokmaya çalışıyoruz. Yok mu bunun bir aparatı falan? Her akşam yaşadığım şey, telefona bakarken yatakta telefon suratına düşüyor. Çok sinir bozucu ya abi. Bir şey oluyor mesela, tutamıyorum onu. Ne oluyorsa böyle yatarken bir anda elimin kasları açılıyor, o düşüyor. Bardakta bir şey taşırken dökülüyor. Kapıya çarpıyorsun,
Hele şu abi iğneyi alma, ağzından kıl çıkması. En nefret ettiğim şey. Benim midemi bulandırmak çok zordur ama ağzımdan kıl çıktığı zaman gerçekten aşırı midem bulanıyor. Bak o iğrençlik geldi şu an ya, böyle dilinde böyle bir şey olur. Bunu böyle almaya çalışırsın, alamazsın. Derste kafanı 2 saniye koyarsın. Ondan sonra bütün tahtayı doldurmuşlardır. Abi çok kötü bir his ya. Senin kafanı masaya koyduğunu gören hoca anında böyle turbo moda geçiyor herhalde. Hocam 2 saniye oldu. Ne ara yazdınız bunların hepsini? Neyse o kadar da büyütmeye gerek yok. Fotoğrafını çek tahtanın. Lace paketinden acaba ne çıkacak? Birileri bunu açıklasın diyor. Sadece bir tane. Bir tane mi lace var içinde? Acaba paketin ağzını açıp ondan sonra sıcak bir şeyle orayı tekrar kapatmış olabilirler mi? Tamam aç. Hani cips? O ne ya? Orada bir tane bir şey var, o cips mi? Yok ya, bence o kadar da değildir ya. Kesin paketi açmışlardır, sonra sıcak bir şeyle tekrar kapatmışlardır. Değil mi? Kendinize çok dikkat edin, hasta olmayın. Oyunda maça girmeden önce bir şeyler yersin. Böyle ellerin kirlenmiştir, ondan sonra maçı bulur. Böyle üstüne falan silersin. Abi çok kötü bir durum ya. Ya şimdi tuvalete kalksam gitsem yetişemem. Ama şimdi yıkamasam klavyem çok kirlenecek. Mecbur üstüne silmek zorundayım. Şeker yerken dişinizin şekere saplandığını düşünün. Böyle de dişçiye gittiğinizi düşünün ve dişiniz çıkıyor. Abi bir tane şeker yiyecektim ya. Nasıl benim bütün dişim çıkmış olabilir? Bak sonda diş gitti. Hemen kamu spotu moduna geçiyoruz. Dişlerinize iyi bakın. Çünkü implantlar falan çok zor yapmak. Aa, senin ayaklarına ne olmuş ya? Bu nasıl bir yanma? Sen ne yaptın? 10 saat boyunca sahra çölünde falan mı gezdin? Ayrıca yanağın, kolun, ne bileyim işte omzun falan yandığını gördüm de bacağın yandığını hiç görmemiştim. Bacak yanan bir şey miymiş ya? Benim mesela tatildeyken hep omzum, yüzüm falan yanar da bacağıma hiçbir şey olmaz. Kimlerin annesi ya da babası arkadaki o ışığı yakınca fazla kızıyor? Benimkiler o kızmadı yani. Çünkü hep arabayı süren kişi ben oldum ama çoğu kişi böyle yani. O arkadaki ışığın yanmasına kızıldığını biliyorum. Ama neden kızıyorlar onu bilmiyorum. Mesela benim arabamda istediğiniz ışıkları açabilirsiniz. Ama genelde babalar falan o ışığın açılmasına çok kızıyor. Anneniz sizi uyandırıyor. Sonra geri uyuyorsunuz. Ondan sonra annenizin geldiğinin sesini duyuyorsunuz. Hemen ayağa kalkıyorsunuz. Böyle uyanmış numarası yapıyorsunuz. Bunu kimler yaptı? Ben bunu en az bir 500 kez falan yapmışım. Bir de annen gelince yapacak da bir şey bulamıyorsun ya. Çünkü yeni kalkmışsın hani. Kafa çalışmıyor. Yatakta böyle oturuyorsun. Yaptıysan like'la. Odan çok sıcaktır ve uyuyamıyorsun. Abi yazın en sevmediğim şeyi bu olabilir. Yani yaz ayına bayılırım ama şu uyuyamama olayı beni bitiriyor. Ama ben kesinlikle sıcak bir ortamda uyuyamıyorum. Dünyanın en iğrenç şeyi ya. Sağa dönüyorsun, yatamıyorsun. Sola dönüyorsun, terliyorsun. Klimayı kim icat ettiyse gerçekten buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Berberden istediğiniz saç modeli tam olarak bu şekilde, ne kadar güzel. Berberin size yaptığı saç modeli. Şunu kaç kişi yaşadı ya, gerçekten çok merak ediyorum. Bence bunu yaşamayan erkek yoktur. Şu yanları şuraya kadar çıkar, böyle kafan soğan gibi kalır. Abi çok kötü ya. Bir de bir şey diyemezsin ya, eline sağlık abi dersin, koşa koşa eve gidersin. Ondan sonra bir iki hafta şapka takarsın, bere takarsın falan. Yaşadık, en kralını yaşadık. Örümcek uyarısı. Ne yaptın ya? Abi ne gerek vardı böyle bir şeye? O kadar örümceği nereden buldun abla ve nasıl bu kadar korkusuz olabiliyorsun ya? Bende araknofobia var. Yani örümcek korkusuz. Duştayken işlerimi falan düşünüyorum. Evet, olay ne burada? Şampuan düşüyor ve sen bir anda kalp krizi geçiriyorsun. Bunu da yaşıyoruz yani, her duşta oluyor zaten. Ayaklarında bir şeye basacaksın herhalde. Aynen, legolara basıyor. O acıyı hissettiniz değil mi şu an? O legonun keskin tarafı şu an ayağıma saplandı ya. Bir insan kendine bu kötülüğü nasıl yapabilir? Bir insan kendi hür iradesiyle legoların üstünde nasıl yürüyebilir ya? Bu tuvalet kağıtlarının, havluların falan yamuk yumuk kopması beni aşırı sinirlendiriyor ya. Abicim düzgün koparır mısın şunu? Ah bak, ah şerit var orada. Geçti o şerit. Aynen bu şerit. Ya bu şeritten kopar. Hem gülüyorken ölüyordum bir anda ya. Neyse işte, sinirlendirme beni, onu şeritten kopar. Bu efekti biliyorum. İki abla mı var orada yoksa tek abla mı var?
Aga'nın gözünden yaş geldi ya. Abi bu videoya bir yalnızlar like atabilir mi? Yani şu görüntüden sonra gözünden yaş gelenleri bir görebilir miyim? Aga be. Arkadaşlarınızla toplanıyorsunuz, gece beraber uyuyorsunuz. Ondan sonra 10 alarmıyla uyanıyorsunuz. Arkadaşlarınızla topluca eğlendiniz, uyudunuz. Sabah bir alarma uyanıyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz ki alarmı kuran kişi uyuyor. Beraber kaldığımız arkadaşlarla hep şey oluyor böyle. Şu saate alarm kuralım beyler, erken uyanalım. Hani günü uykuyla geçirmeyelim diyor. Tamam diyoruz, kur. Ondan sonra kuruyor, kendisi yatıyor. Bizi ayağa dikiyor. Hep böyle oluyor. Hayat bazen hiç adil değil. Abi niye ağlıyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne o? Tuvalet kağıdı. Yalnız tuvaletteyken tuvalet kağıdının bitmesi çok kötü bir şey ya. Kalkamıyorsun, gidemiyorsun, orada kalıyorsun öyle. Arabayı sürerken bir kazaya çok yaklaşmışsındır. Ondan sonra o böyle sakin sakin gidersin, müziği kapatırsın falan. Böyle gözlerin yaşarır, böyle korkuyla sürersin ya. İşte o hissiyatı ben biliyorum. Umarım o hissi hiçbiriniz yaşamazsınız. Dünyanın en gergin araba sürüşü oluyor çünkü hiç zevk alamıyorsunuz. Ben bir gün yolda gidiyorum, önüme bir tane araba atladı, az daha vuracaktık. Korna, ani fren falan durduk. O ana kadar da çok güzel eğlene eğlene gidiyordum. Yani müzik dinliyordum falan, böyle camlara çıktı bilmem ne. O an yaşandı, benim yüreğim ağzıma geldi. Ben bütün araba yolculuğunu şöyle tamamladım. Gerçek hayata dönüş. Denizden ne ara bulaşığa geldik ya. Gerçeklerle şu an yüzleştim bak, senin yüzünden. Gece gece gerçeklerle yüzleştim. Tatili özledim ya. Ne güzeldi o deniz, geliyordu böyle falan. Bak canımı sıktın şimdi. Kışı sevmeyenleri görebilir miyim? Acil. Ben kışı sevmiyorum. Ben yazı seviyorum. Deniz seviyorum. Kum seviyorum. Güneş seviyorum. Kışa baksana, hastayım. Bak bak sesime bak. Alo. Yazın hiç böyle miydi ya? Kahve vurduğunda. Bunu da... Abi o kahveden sonra bir tuvalete ihtiyacı geliyor. Seni çok iyi anlayabiliyorum. Ay çok fazla gülmeyeyim, ciğerim çıkacak yoksa. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en rahatsız edici videosu oldu. Kimler hangi görüntüden çok rahatsız oldu yorumlara yazın. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız hemen videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Abone olmayan kalmasın, hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.